Taner Bey, ben hiç beklemiyordum. Yani siz... Çok ani oldu. Farkındayım, farkındayım. Çok haklısınız, evet. Yani çok ani oldu böyle. Pat diye çıktım karşınıza. Haklısınız. Ama inanın... Hissettiğim her şey, söylediğim her kelime çok gerçek. Ve ben vereceğiniz her karara da saygı duyuyorum, razıyım. Selma, yetiş. Anneme bir şey oldu. Tansiyonu falan çıktı galiba, yetiş. Ne? Annemin ne tansiyonu? Taner Bey, benim gidip anneme bir bakmam lazım. Kusura bakmayın. Anne, ne oldu bakayım? Neyin var? Attı böyle birdenbire kendini. Bilemedim Selma, ne yapacağım bilemedim. Allah'ım yarabbim ya. Anne, bak bakayım bana. Ağrıyor mu bir yerin? Abi, şeyde, mutfakta dil altapı var. Onu getiriversene. Tamam, hemen getiriyorum. İyi misin? Nasıl oldu bakayım? Sen... Yalnız Selma, ilaçlar böyle olur mu? İlk müdahale çok önemli. Geç kalmayalım sonra. Kalp masajı falan mı yapsak? Ya saçmalama Allah aşkına. Onu al şunu. Eğer yürüyebilecek gibisen bir acile falan da giderim, ha? İstemiyorum acile gitmek. Niye gitmek istemiyorsun anne? Görmüyor musun? İyi değilsin işte. Anlaşıldı. Hemlik manevrası falan yapmam lazım benim sana. Bana bak Fazıl. Sen hiç konuşma. Rezil olduk senin yüzünden el aleme. Nasıl bakacağım ben bu insanların yüzüne bundan sonra? Ben Selma'nın iyiliği için yapmıştım anne bunları. Bu mu Selma'ya yaptığınız iyilik? Geleceğine engel oldunuz. Annem yapma. En doğrusu buydu. Sen de biliyorsun. Başından beri yanlıştı yani bu iş. Bak Zafer Bey'e de ayıp oldu. Çok pişman olacaksın Selma. İleride çok pişman olacaksın kızım. Nereye gidiyorsun? Doktora falan gitmek istemiyorum ben. Rahat bırakın beni. Açar mısın kapıyı ya? Anne aç kapıyı. İlk yardımda falan bulunurduk ya. Baba. Ne oldu? Konuştunuz mu? Konuştuk arkadaş, konuştuk. Yaşasın. Abdullah yavaş dur. Yavaş falan olamam baba. Zor bekledim dönmeye zaten. Hadi anlat, ne oldu? Ne dedi? Şaşırdım çok. Ya, şaşırdı, çok şaşırdı ama bir şey demedi. Nasıl bir şey demedi? Bir cevap almadan mı geldin? Yani öyle oldu gibi. Ne demek gibi ya? Nasıl yaparsın bunu baba? Hiç mi aşk filmi izlemedin sen? Gerekirse kapısının önünde yatıp o cevabı alman gerekirdi. Bak, laflara bak sen ya oğlum, dur la, öyle değil yani. Şöyle oldu, şimdi konuştuk, ben anlattım. Ondan sonra Nesra aslandı. Nesra aslanca da bir şey diyemedi. Böyle yarım kaldı gibi yani. Şansa bak, ne yapacağız şimdi biz peki? Gidip bakalım mı? İyileşmiştir belki Leyla teyze. Yok, şimdi olmaz hemen öyle. Her şeyin bir zamanı var, her şeyin bir vakti var. Şimdi neyin vakti biliyor musun? Neyin vakti? Yarın falan ödevini yapma vakti. Hadi bakalım çabuk ödevini yapmaya. Baba ya, konuşuyorduk şurada. Hadi dedim, hadi. Hadi marş. Tamam peki, gidiyorum. Ama sen de doğru vakti beklerken Selma teyzeyi kaçırmasak. Oğlum, müsait miydin? Buyur ana, gel. Gel buyur. Ne oldu ana, bir sıkıntın var? Yok, bir sıkıntı yok da. İçime dert oldu sonradan. Sana söylemedim diye. Bugün Selma geldi kapıya. Seni sordu. Nasıl? Ne dedi yani? Ne söyleyecekmiş bana? Ne dedi? Ne söyledi? Seninle ne konuşacağını bilmiyorum ama hali pek garipti kızcağızın. Eli ayağı böyle kesilmiş gibiydi sanki. Neyse. Ben söylemiş olayım da üstümden mesuliyet kalksın. Haydi. Oh. Bana haber vermeye gelmiş. İstemeye geleceklerini söylemeye gelmiş. Ablanın kahvesini özlemişim ya. Yine geliriz, sık sık geliriz Can kışım. Yalnız en köpüklü kahvede Taner'e gitmiş. Patron diye kıyak mı geçiriyor ne? Emre ne diyorsun? Anlamadım, ne oldu? Vallahi dalmışsın gitmişsin amcaoğlu. Hayırdır 2 saattir böyle bakıyorum. Ne oldu? Yok bir şey ya. Bir şey olmadı. Yok bir şey. Nasıl bir şey yok oğlum? Bayis belli bir şeye takılmışsın işte. Var bir şey söyle bakalım. Amcaoğlu ben bir şey yaptım. Ne yaptın lan? Fadime ablanın incir ağacına mı daldın yoksa? Oğlum bana niye söylemedin ya? Ben de gelirdim ya. Var mı lan böyle bir şey? Ramazan bir dur. Bir anlatsın çocuk. Anlat amcaoğlu. Ben Selma öğretmenle konuştum. Ne yaptık? Selma öğretmenle ne konuştun lan? Amcaoğlu işte siz haklıymışsınız. Yani ben bunca zamandır kendimi kandırmışım. İnkar ettim ne varsa ben hepsini kabul ettim. Kabullendim yani. Çıktım karşısına teker teker söyledim. Yani içimde ne varsa hepsini anlattım. Zafer Bey. Selma Hanım, iyi akşamlar. Bu saatte rahatsız ediyorum ama... Biraz konuşabilir miyiz müsaitseniz? Tabii müsaitim. Ya ben sizi arayacaktım da benden önce davranmış oldunuz. Şöyle geçelim mi? Köpek seni. Seni romantik köpek. Sinsi köpek seni. Ulan karda yürüyüp de izini belli etmiyor. Şuna bak ya. Yemin ediyorum var ya sen... Oğlum ne ara gittin de konuştun lan? Hızlı romantik tamam köpek seni. Tamam lan acıda dur. Lan oğlum bir dur Allah aşkına. Adam hayatının itirafını yapmış. Şap vurdum çocuğa. Bir anlatsın. Ay hakikaten Ramazan ya bir dur. Selma öğretmen ne dedi? Ya iyi çok heyecanlı ya. Resmen gözümüzün önünde yeni bir aşk başlıyor. Yenge işte... Yani baştan bir şey yok gibi. Nasıl yok lan? Gitmiş konuşmuşsun işte. Ya ben konuştum da Selma öğretmen bir şey demedi. Nasıl bir şey demedi? Hiç mi bir şey demedi? Yani yenge aslında bir şey diyemedi. Çünkü hani tam o sırada Leyla teyze böyle rahatsızlanınca bir şey diyemedi yani. Annesinin yanına gitmek zorunda kaldı. Neyi varmış amcaoğlu kadının? Lan bitir oğlum bize ne ya? Sağlık bu amcaoğlu. Vallahi bir şey yok. Hiç tansiyon çıkmış o çok önemli bir şey değil. Tamam da konuşurken de mi bir şey demedi? Yani ne bileyim en azından bir yüz ifadesi, bir mimlik hiçbir bir şey yok. Vallahi yenge yani ben de anlamadım ama çok mutlu olmadı gibi. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Çünkü bana daha önce böyle artık hani bana karşı bir şeyler hissetmediğine dair şeyler söylemişti. İşte bir de şey oldu. Ya neyse vallahi kafam çok karıştı ya. Gidip bir daha mı konuşsam la? Sakın konuşma amcaoğlu. Tekrara düşme sakın. Çok önemli. Konuşmuşum zaten sen. Karizmanı çizersin yapma. Hayır öyle olmaz. Şimdi peşinden koşuyormuşum gibi yakışık almaz yani. Olsun. En azından sen duygularının farkına vardın ya, kıza da açıldın. Neyse ya, bundan sonrası kolay. Bundan sonrası bizde. İyi de şimdi Asuman yani gerçekten bir şey hissetmiyorsa bana karşı ne olacak yani? Yani dedikleri doğruysa. Sen merak etme, orası bizde. Senin alamadığın cevabı biz ağzından girer, burnundan çıkar alırız. Sen hiç merak etme. Hem de istediğimiz cevabı alırız. Harbiden mi Asuman? Harbiden tabii ya. Bak şuna bak. Yüzüne nasıl güldü? Gördün mü yüzüne nasıl gülüyor? Lan köpek aşık köpek seni. Bak. Seni. Seni köpek. Şşt! Nasıl özlemişim lan köpek? Demeyi. Zarar vermiş köpek ya bu. Köpek ya. Nasıl gördün mü? Ha? Köpek sen aşık köpek. Zafer Bey, bir müsaade edin. Ben size önce bir söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ben size karşı çok mahcubum. Yani böyle bir şey yaşatmak hiç istemezdim. O yüzden sizden de ailenizden de çok özür diliyorum. Estağfurullah Selma Hanım. Yani sizin öncesinde hesap edebileceğiniz bir şey değildi. Yani kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. İyi niyetinizin farkındayım ben. Çok sağ olun anlayışınız için. Rica ederim. Yani söz konusu siz olunca akan sular duruyor benim için. Talihsiz bir gün yaşadık ama telafisi mümkün bence. Ne dersiniz? Zafer Bey, ben galiba size bir açıklama borçluyum. Daha ilk tanıştığımızda hani konuştuğumuz şeyleri hatırlıyorsunuz değil mi? Hani ikimiz de ailelerimizin isteğiyle görüşmeye gelmiştik. Açıkçası benim için değişen bir şey olmadı. Ne demek bu? Yani aramızda olanlar annemin ısrarıyla oldu. Ben evliliğe çekimser bakıyorum, bir karar vermişti değilim. Ama biz bugün sizi istemeye geldik, siz de bizi kabul ettiniz. Yani neredeyse birlikte bir yola çıkacaktık Selma Hanım. Yani evet, haklısınız ama... Acaba bu fikrinizi değiştiren şey babanızın tavrı mıydı? Umarım değildir. Sonuçta durumu belli. Anlamadım, ne durumu? Yanlış anlamayın beni. Ben sizi üzmeyi hiç istemem ama konuşulanlardan bahsediyorum. Babanız tek başına bir kulübede yaşıyormuş sanırım. Pek insan içinde de çıkmıyormuş. Yani psikolojisi pek yerinde olmayabilir. Onun sözüyle hareket etmezsiniz herhalde. Zafer Bey, benim babamın durumu ne olursa olsun ben onun verdiği kararı saygı duyarım. Öyle hakkında da ileri geri konuşulmasına da müsaade etmem, kusura bakmayın. Yani sanırım ne demek istediğimi de iyice anladınız. Benim bu konu üzerine de artık başka söyleyecek bir şeyim yok. Müsaadenizle iyi akşamlar. Buyur abi. Kime bakmıştın? Kardeşim kolay gelsin. Taner'e bakmıştım da ben. Taner abi, misafirin var. Fazıl. Gel, hoş geldin. Gel, gel. Hoş buldum. Çok tutmayacağım Taner seni. Benim sana çam sakızı, asker armağanı ufak böyle bir şey vermem gerekiyor. O günkü kalabalıkta verememiştim de. Ne zahmet ettin Fazıl, ne gerek vardı? Olur mu öyle şey Taner? Sen benim herkesten gizli gizli sakladığım içimdeki o yarayı çözdün. Bunu senden başka kim yapardı ki bu kasabada ha? Fazıl çok güzelmiş bu ya. Vallahi çok beğendim. Çok sağ ol. Ha, beğendin mi? Beğendim, beğendim. Ya ben bütün gün düşündüm ne alayım diye. Hatta Mehmet'in bile böyle kafasını yedim. Sonuçta o bozkır senin, o köy benim gezip duruyorsun. Başına güneş geçmesin dedim. Kafanın içindekiler önemli sonuçta. Bir sürü yeni fikir var. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Artık o zaman kırgınlığımız yok ha? Arayı düzelttik. Aha. Kırgınlığım geçti. Taner. Ben bu hayatta en çok Selma'nın abisi olmayı sevdim. Ona abilik yaparken yeri geldi üzüldüm, yeri geldi sevindim. Böyle kaşını çattığımda bile dayanamıyorum. Onu korumak istiyorum her kötülüğe karşı. Ama ben anladım ki sen iyi bir insanmışsın Taner. Sen iyi bir adammışsın. Barıştık mı? Barıştık, barıştık. Barıştık, gel buraya gel. Selma! Gerçekten sensin ha, tesadüfe bak. Vallahi biz de böyle buradan geçiyorduk. Sen bizim karşımıza çıktın. Yani özellikle denk getirelim desek yapamayız. Yani biz de tam çocuklara bakmaya geldiydik de tesadüfen iğne deli işte. Ya hoş geldiniz kızlar. Tabii ben de biliyorsun hani ders saatlerinde genelde buralardayım. İyi denk geldik ya, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz ya, nasıl olur? Sen nasılsın? Ama senin dersin falan yok değil mi? Biz seni meşgul etmeyelim. Yok yok, 2 ders boşluğum var. Süper, o zaman biz rahat rahat ederiz. Sohbet ederiz. Ederiz. Oh, vallahi kantin çayı pek güzel oluyor. Kesene bereket. Buraya afiyet olsun, ne demek. Sizin çocuklar falan ne yaptılar? Alıştılar mı okula? Alışıyorlar. Yani Ramazan Mete de dedesinden fırsat bulursa okuma yazmayı öğrenecek ama cık, bulamıyor yavrum. Ramazan Mete ya, çok tatlı çocuk. Görüyorum onu okula, çok da akıllı. Bir de bana herkesin içinde öyle Selma ayıp demese iyi olacak tabii ama olsun. Ne olsun çocuk, senin eline doğdu. Haklı. Öyle. Vallahi bu kasabaya iyi ki gelmişsin. Hepimizin hayatına bir şekilde çok güzel dokundun. Ama özellikle birinin hayatına. Anladım. Siz dün olanları duymuşsunuz. Duyduk Selma. Duyduk, vallahi çok da sevindik. Selma, yani siz Taner'le onca sene kolay şeyler yaşamadınız. Yani biz şahidiz. Senin verdiğin söze karşı sadakatine, kalbin inceliğine, masumiyetine. Ya Taner de görmüş işte en sonunda. Sağ olun, canımsınız kızlar ama başka şeyler mi konuşsak? Hı? Tamam, bak başka şeyler konuşuruz ama ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Biz zamanla seni öz kardeşimiz kadar çok sevdik Selma. Yani senin iyiliğinden başka da bir şey istemiyoruz. O yüzden ben açık açık soracağım, kusuruma bakma. Taner senin için gerçekten bitti mi? Yani kalbinde ona dair hiçbir şey kalmadı mı? Geldiniz mi amcacığım? Geldik oğlum, geldik de oğlum bir sakin ol ya, dağıttın her şeyi. Tamam lan, tamam, yok bir şey ya. Öyle kalkarken elim çarptı. Ne yaptınız yenge? Konuşabildiniz mi? Konuştuk yengem, konuştuk. Buradan Taner nasıl desem... yaşanılan onca şeyden sonra bu kız çok yara almış. Yani hiçbirimiz de görememişiz. Pusulasını kaybetmiş gibiydi Taner. Yani onun da kendine göre korkuları var tabii. Anladım. İşte o zaman ben geç kalmışım her şeye. Yani sizi sevmiyorum derken gerçekleri söylemiş. Yok yok, tam aksine seni çok seviyor. Yani tam olarak söylemedi ama biz anladık. Taner kolay değil ya. Onca sene kimseye belli etmeden seni beklemiş kız. Yani yaralarını sarması için de zamana ihtiyacı var. Senin ne yapıp ne edip onun gönlünü alman lazım, tamam mı? Ama İşin hiç kolay değil, haberin olsun. Alo efendim. Evet buyurun benim. Vallahi mı? Vallahi çok güzel bir haber verdiniz ya bize. Peki şey soracağım, ne zaman gelirsiniz incelemeye? Tamam. Tamam, tabii buyurun. Biz TVR Havacılık olarak dört gözle bekliyoruz. Tamam. Tamam, görüşmek üzere, sağ olun. Selma Hanım. Taner Bey, siz de mi buradaydınız? Evet. Böyle bir emrivaki yapmak istemezdim, kusura bakmayın. Ama yapmak zorunda kaldım. Taner, oğlum, ne kadar uzak kalırsak kalalım... ben senin kalbinden geçenleri biliyorum. Selma, Taner benim evladım gibidir. Ne yaşarsak yaşayalım, asla küs kalamayız onunla. Hadi geçin oturun bakalım. Belli ki konuşacak çok şeyiniz var. Ben sizi yalnız bırakayım. zayıf olduğum ders hangisiydi biliyor musunuz Selma Hanım? Hayat bilgisi. Matematik, fizik, kimya, biyoloji hepsi çok iyiydi. Ama hayat bilgisinden kaç kere kalacak oldum. Yani nedendir bilmiyorum ama ezber yapmayı bir türlü sevemedim. Ezber öğretmenler de sevmez. Zaten hayatta ezber bir şey yapmayın. Doğru. Bu ezberler mahvetti bizim hayatımızı. İşte ezberleri yerine ön yargılara bıraktı. Neyse onu demiyordum, başka bir şey diyordum, hayat bilgisi diyordum. Ben sadece okulda değil, hayatta da kaldım hayat bilgisinden. Çok fazla körlüğüm oldu benim. Yani çok fazla körleştim hayata karşı. İnsan böyle bir şeye odaklanınca etrafında başka bir şey görmüyor gözü. Yeri geldi ablama körleştim. Yeri geldi anama. Yeri geldi Dilek'e. Onun duygularına. Ali'ye. Ama işte tuhaf bir şekilde benim en büyük körlüğüm size olmuş Selma Hanım. Yani aslında gördüm. Beni gördüm görmedim değil. Ama korktum herhalde. Korktum yani. İçimdeki duyguların gerçek olmasından korktum herhalde. Peki şimdi ne kadar eminsiniz gerçek olduğundan? Çok eminim. Ben birçok defa sağlamasını yaptım onu. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi siz bana demiştiniz ya, hem size karşı duygularım küllendi diye. Yani eskisi gibi şeyler hissetmiyorum diye. Yani eğer hala böyleyse, yani bana karşı bir şey hissetmiyorsanız ben buradan çıkar giderim. Bir daha çıkmam karşınıza. Taner Bey, benim duygularımın bir önemi yok. Eskiden de yoktu. Zaten benim emin olmadığım şey kendi duygularım değil, sizin duygularınız. Bakın bence duygusal bir dönemden geçiyorsunuz. Hem Veysel'in durumu hem Ali. Ben biliyorum yani bu duyguyu, yakından biliyorum. İnsanlar baskı yaparlar. Bak ne kadar iyi bir insan, daha iyisini mi bulacaksın derler. Çevremizde bazen o kadar çok hayatımıza karışan insan var ki ne kadarı bizim duygumuz, ne kadarı onların etkisi kestirmek mümkün olmuyor. Bir eleği yok ki, bir kalburu yok. Keşke olsa ama maalesef yok. Peki benim hissettiğim duygular bunlardan bağımsız bir yerdeyse? Yani ben içimdeki eleklerden eleye eleye gelip çıkıp karşınıza konuştuysam, yani duygularımdan emin olarak çıktıysam karşınıza. Mihriban'ın bebeklerin doğduğu gün isim koyarken ben o gün emin oldum. Bizim aramızda görünmeyen duvarlar var. Geçmişten, anılardan. Ama sadece sizinle de ilgili değil, benimle de ilgili. Ve oradan sıyrılmak o kadar kolay değil. Bilmiyorum, belki de siz haklıymışsınız yıllar önce. Ben anlayamamışım. Yani bizim birlikte olmamız mümkün değil maalesef. Seni gördü gönül gözüm, aşka düştü garip özüm. Hayal oldun düştü yüzüm, yad ellerde kaldı sözüm. Sen gideli hasret azam, can olmadan zaman yalan. Çeşmi bülbül sensiz ağlar. Of ki of neyleyim hasretim of. Sen gideni hasret azar, can olmadan zaman yalan. Çeşmi bülbül sensiz ağlar. Of ki of neyleyim hasretim of. İnsanın söz geçiremediği, nereye saklarsa saklasın bir yolunu bulup ortaya çıkacak duyguları varmış. Ben sizden başka hiçbir şey düşünemiyorum Selma. Can olmadan zaman yalan. Çeşmi bülbül sensiz ağlar. Of ki of neyleyim hasretim of. Sen gideni hasret azar, can olmadan zaman yalan. Çeşmi bülbül sensiz ağlar. Of ki of neyleyim hasretim of. Taner Bey. Selma Hanım, çok acil benimle gelmeniz gerekecek. Çok acil. İyi de ben çocukların ödevlerine bakıyordum. Önce benim ödevime bakmanız gerekecek Selma Hanım. Ben anladım. Yani ne demek istediğinizi de anladım, duygularınızı da anladım. Ben hazırım. Lütfen benimle gelin. Göreceksiniz. Burası bizim Dilek'le beraber geldiğimiz köprü. Köprünün üstünde kitap okuduk beraber. Ama şurada kitabını düşürmüştü. Yani ne demek şimdi? Bitmedi daha. Çocukluğumuzda Yılkaltılarını izlerdik beraber. Dedem bize Yılkaltıların hikayelerini anlatırdı. Onlar göç etmek için doğdular. Gittikleri hiçbir yere ait olamadılar. Taner Bey ne oluyor yani? Niye anlatıyorsunuz ki bana bunları? Daha bitmedi. Öğreneceksiniz birazdan. Beraber uçurtma uçururduk. Hayaller kurardık birlikte. Taner Bey ne yapmaya çalışıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz bunu bana? Acı çekeyim mi istiyorsunuz? Hayır. Yeni bir sayfa çeviriyorum sizinle. Bunlar benim hayatımdan kalan sayfalar. Bu sayfaları tek başıma çevirmemin bir anlamı yoktu. Sizinle yeni bir sayfa açmak için eski sayfaları kapatmak istedim. Gelin benimle. Gelin gelin. Biliyor musunuz Selma Hanım? Bu benim üstüne çalıştığım zaman makinasıydı. Ben Dilek ölünce buna sığındım. Yani bir imkansa tutundum. İşte belki beni bu yollara, şu geçtiğimiz yollara geri getirir diye. Ama getirmedi. Siz. Sen. Selma sen benim zaman makinem oldun. Benim içimdeki ölmüş yaşam arzusunu, bitmiş tükenmiş duyguları yeniden canlandırdın. Böyle benim elimden tuttuğum hayatın ortasına attın beni. Ama benim hayat bilgim zayıf. Sen benim öğretmenim ol. Beraber yeni hikayeler yazalım ha. Yepyeni hikayeler, kendi hikayelerimizi yazalım. Sayfa açmaya var mısın? Hı? Yeni hatıralar biriktirmeye. Kendi hatıralarımızı. Ay çok pardon. Buna bakmam lazım. Efendim abi anneme mi bir şey oldu? Babam mı? Sen bana hemen konum at. Konum gönder, geliyorum hemen. Tamam. Ne olmuş? Babam kuyuya düşmüş. Nasıl? Bizim acilen gitmemiz lazım. Nasıl hadi ne olursunuz. Acele edelim hadi. Nereye kuyuya düşmüş ya? Bilmiyorum ki anlamadım ben de tam. Şurada. Kurtaracağız seni merak etme Adem amca. Selma. Selma. Burada. Yok bir şey yok canım. Baba! Baba iyi misin? Sesimi duyuyor musun? Kızım ben buldum. Aradığımı buldum kızım. Biz de seni bulduk merak etme çıkaracağız oradan. Adem amca! Adem amca beline bağla! Beline bağla sıkı sıkı beline bağla! Sar beline sar! Yardım edelim. Sar. Sardın mı? Çek. 1, 2, 3. Hadi bir daha. 1, 2, 3, asıl. Taner. Selma. Taner oğlum. Taner. Hayırdır oğlum? Dede. Adem amca kuyuya düşmüş. Muhterem. Gel dede gel. Gel. Çek. 1, 2, 3, asıl. Taner! Çek! Çek! Hadi, al babam. Oh. Oğlum iyi misin ya? Bir şeyin var mı? İyiyim kızım. İyiyim. Buldum Celis Abdullah. Aşkı buldum. Manayı buldum. Nasıl yani? Aşkı kör bir kuyuda mı buldun? Kör bir kuyuda buldum Celis Abdullah. Dipsiz bir kuyuda. Çıkrı olmayan bir kuyuda buldum. Kuyuya düşerken suret silindi. Manayı gördüm. Dilim, kalbim, bütün benliğim Allah dedi. Bütün benliğimle ona sığındım. Benim asıl aşık olduğum güneşin sahibiymiş. Benim aşkım onaymış Celis Abdullah. Ben aşka aşık olmuşum. Aşkın kendine. İnsan çok konuşan, çok gezen, çok yaşayan ama az anlayan bir varlıktır. Ben bunu anladım. Çoğusu aşık olur ama kime aşık olduğunu bilmez. Kimi olmayacak yaraya tutulur aşkın elinde. Bir od gibi yanar durur. Kimi aşkın en temizine, en güzeline sevdalanır da sevgili iyi olsun ister. Başka da bir şey istemez. Takıntıdır aşk, hırstır, ferasettir ve yakar durur onu. Ama hakikatte aşk değildir bu. Aşk dipsiz bir kuyudur. Derinleştikçe derinleşir ve sonunda vardığı yer hep o. O mana. Taner Bey. Taner. Ben varım. Söylediğin her şeyde, çıktığın her yola da varım.